Size yeni videodan günaydın. Bugün neredeyim? Bugün Yalova Çınarcık'tayız. 2-4-6 tane de çadırımız var. Kamp kurduk buraya. Dün akşam çekim yapamadım çünkü çok karanlıktı. Geç kaldım ben gelirken. Maviş Beach. Maviş Beach hemen karşıda. Onun üst tarafı aslında burası otopark olarak kullanıyordu. İzin aldık, müsaade aldık. Buraya çadırlarımızı da kurduk. Şu an zaten sezon açık değil. Buralarda kimse yok. Şöyle göstereyim hemen. Karşı tarafımız deniz. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şurası deniz. Birazdan o tarafa da gideceğiz. Arabaları park ettik. Ateşimizi yaktık. Çadırlarımızı kurduk. Dün akşam muhabbetimiz, sohbetimiz, çayımız. Evet arkadaşlar. İşi az önceki kısımdan mı yapacağız, buradan mı yapacağız bilmiyorum. Sabah kalktım şimdi yüzümü de yıkamadım. Denize doğru iniyorum. Tekrar söylüyorum nerede olduğumu. Yalova Çınarcık'tayım. Dün akşam buraya kamp kurduk. Akşam çok karanlık olduğu için çekim yapamadım. Hemen şöyle arkamda görebilirsiniz. Çadırlar, arabalar. Buradan Çınarcık'a devam ediyor. Armutlu'ya devam ediyor galiba. Şuradan da Yalova'ya devam ediyor. Ben akşam geldiğim için pek bir şey göremedim. Bu yolun devamı. Burada da Maviş Kulüp var. İsmi böyle. Buralar hep onlara ait. Bizim daha doğrusu arabayı çektiğimiz yer de onlara ait. Kendilerinden müsaade aldık. Kampımızı kurduk. Özel mülk olduğu için. Karşı tarafımız tertemiz deniz. Şu an saat sabahın kaçı aslında bilmiyorum. Çünkü telefona bakmadım hiç. Size etrafı bir göstermek istedim. Şu Maviş Disco dediğimde tam karşısı. Şurası. Buralarda hep kendilerine ait. Biraz daha bir yaklaşalım. Şimdi en başta söyleyeyim, biraz daha çekim yapacağım ama bu elimdeki kamera Next. Benim eski kameram. Mikrofonlu olan ses çekecek. O yüzden anlatayım istedim. Biraz gezeceğiz buralarda. Gezdiğimiz her yerde ben çekeceğim. Ondan sonra diğer kamerama geçeceğim. Ne yazık ki o kamerada mikrofon olmadığı için oraları anlatamayabilirim veya sesle konuşmadan müzikli görüyor olabilirsiniz. Çünkü burada güzel yerler varmış. Gruptan bahsetmedim. Grup bisiklet grubu. İstanbul'dan geliyor herkes. Ben Bolu'dan geliyorum. Mecburen arabayla geldim ben. Çok uzak olduğu için. Onlar bisikletle geldiler. Feribotla geçtiler karşıya. Şu an kış ayında, yani kışta değiliz aslında, bahardayız ama kapalı ve soğuk bir hava var. Burası çok serin ve soğuk şu an. Etrafı da bir göstereyim. Şu şey çok hoşuma gitti kaydırak. Denize iniyor direkt ama çalışmıyor şu an. Bakımsız kalmış biraz. Evet, şu Maviş Beach Disco dediğim şurası. Görebiliyoruz galiba şu siyahlı kısım. Kameranın ekranı olmadığı için ben göremiyorum arkadaşlar. O yüzden bu şekilde söylüyorum size. Tam önümüzdeki kısım. Buralarda komple kendilerine aitmiş. Onlar işletiyorlarmış burayı. Sezonda çok güzel ve kalabalık oluyormuş ama şu an sezon değil ne yazık ki. Bugün ayın 7'si. 7 Nisan. Pazar. Yanlış söylemiyorsam. Telefonumda bataryası bitmesin diye kapattım. Neyse, şu an arkadaşların yanına doğru ilerleyeceğim. Kahvaltı yapacağız. Ondan sonra gezmeye çıkacağız. Dediğim gibi bu kameranın şarjı bir yarım saat sonra bitecek. O yüzden mikrofon çok işe yaramayabilir. Anlatamayabilirim.
Diğer kameraya geçeceğim. O kameranın ne eski mikrofon yok. Biliyorsunuz aksiyon kameralarının çoğunda yok mikrofon. O yüzden sesi dışarıdakini çok fazla aldığı için benim konuştuklarım biraz gümbürtüye gidiyor. Neyse arkadaşlar, şu anlık buradan bu kadar. Birazdan kahvaltıdan sonra devam edeceğiz.
tatlı turumuz bugün nihayet erecektir. Şu anda Teşvikiye şelalelerine gitmek üzereyiz. Herkes ona bu. İnşallah sesimi çekiyordur. Teşvikiye'deydik, kampı attık bugün pazar. Buradan Oksijen Çay Bahçesi'nin oraya arabaları çektik. Yukarıda balıkhane varmış. Oradan da şelaleye gidiyormuş. Hemen çay var yanımızda Hakan. Oradan yukarıya doğru tırmanacağız. Bazı görüntülerde ses var, bazılarında yok. Müzik olacak yerine göre konuşmalardan ötürü. Burada hemen sağ tarafımızda bir su var. Hakan, buranın üzerinde de şelale varmış. Yukarıda da balıkhane varmış. Oraları da göreceğiz. Şu an çıktığımız yer Oksijen Çay Bahçesi. Buraya nasıl geldik? Yalova, Çınarcık ve Teşvikiye'ye geldik. Teşvikiye'de kampımızı kurduk. Oradan yukarı doğru çıktık. Devamına da bisikletleri içeri bıraktık. Arabaları kenara bıraktık. Yürüyüş yapacağız buradan. Bayağı da uzakmış. Yarım saat 40 dakikalık bir yolumuz varmış. Ondan sonra da yukarıda şelaleye ulaşacağız. Gidip gelmek ne kadar? 2 saat mi? Süremiz. 5 dakika dediler ama. Ha? 5 dakika dedi sanki çıkış. Kaç kilometre?